Arkadaşlar merhaba. Nuras Holding'in bilançosuna bakacağız. Eski ittifak yani arkadaşlar. Nakit döndürme süresi kısalmış. Bu iyi bir şey tabii. Net işletme sermaye ihtiyacında şu an için sorun yok. Net borç yok, kasada 7 milyon fazlalık var. Yani 7 milyon abi, 7 milyar anlamayın. Net döviz pozisyonu 18 milyon eksi de, o da öz kaynaklarının 1.3'üne denk geliyor. Yani çok cüzi bir şey arkadaşlar. Dövizin yükselişi çok da etkili olmayacak. Nakit akışı orta. Çeyreklikte herhangi bir yatırım görünmüyor. Görünüyor. Çeyreklikte bir yatırım görünüyor arkadaşlar. Bunu inceleyin. Stoklar çeyreklikte %8.6 oranında artmış. Şimdi bütün bunlardan bahsettikten sonra geleceğiz faaliyetlere. Arkadaşlar ben her şeye çeyreklik bakıyorum ve yüzdesel bakıyorum ve de her şeyi öz kaynaklarıyla oranlıyorum. Yani hasılatın tek başına artması benim için bir şey ifade etmiyor. Öz kaynaklarına göre ne kadar artıyor? Şirket hantallaşmış mı, dinamikleşmiş mi? Onu görmek için bunu yapıyorum. Benim için her şey öz kaynak ve öz kaynaklarla yaptığı hasılat artıyorsa artıyordur. Yoksa hasılat tek başına zaten artar. Çünkü enflasyon var yani. Artmaması mümkün mü? Her şey bir önceki çeyrek ve bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakıyorum. Bir de bir yıl geriye gidip kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Hem mevsimsellik var mı yok mu? Hem de bir yılda kat ettiği yola bakacağız arkadaşlar. Sonra da belli başlı ölçümler yapacağız. Bir karara varacağız. Şirket iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Sevgili arkadaşlar. Şimdi geçen yıl bu zaman her 100 liralık öz kaynaklarıyla arkadaşlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 13.94 hasılat yapmış. Şu anda bu 12.22. Bir önceki çeyrek 7.79'muş. Dolayısıyla bu geçen senekinden düşük. Bir öncekinden iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl 1.97 faaliyet kar elde ederken şu anda 1.77 yapmış. Bir önceki çeyrek 1.03'müş. Bu da geçen senekinden kötü. Bir öncekinden iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim net kar kısmına. Geçen sene bu oran 5.89'muş. Şu anda 11.51. Bir önceki çeyrek 4.92'ymiş. Bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Ancak arkadaşlar 21 milyon bir faaliyet karı yaparken 138 milyon bir kar gelmiş. Kar nereden gelmiş? Bunun 80 milyonu arkadaşlar. Bunun 80 milyonu faaliyet dışı gelir elde etmiş. Yani çalışarak kazanılan para değil. Daimi değil. Her zaman olacağının bir garantisi yok burada. Faaliyet dışı gelirler böyle arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Gelelim öz kaynak büyümesine. Ondan önce bakalım bir değerlendirme yapabilmiş mi, yapmış mı? Yapmış çok az ama yani öyle büyük bir oranda yapmamış. Uzun süredir de bir değerlendirme galiba gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle biraz geniş açıdan bakalım. Yok. Evet, uzun süredir de bir değerlendirme yapmamış arkadaşlar. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Şimdi geçen sene bu zamanlar öz kaynaklar %4.43 oranında büyürken şu anda 10.35 olmuş. Bir önceki çeyrek zaten peş peşe iki çeyrekli küçülüyormuş. -10.20'ymiş. Şu anda arkadaşlar bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Yıllık öz kaynak büyümesi geçen sene bu zamanlar %51.08 iken şu anda 37.58 olmuş. Bir önceki çeyrek 30.20'ymiş. Bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Bakalım 12'de ne kadar büyümüş çeyreklik olarak arkadaşlar. Evet, %52 oranında büyümüş. Sevgili arkadaşlar, orada bir miktar değerlendirme yapmış ama çok yapmamış. Şimdi tekrar bu yeniden değerlendirme oranımız geçen sene %122 idi. Bu sene %58 açıklandı. Dolayısıyla yeniden değerlendirmeden aşırı derecede bir şey beklemeyin sevgili arkadaşlar. O da bir kafanızın yerinde not olsun. Evet, yıllık büyümeden bahsettik. Bu yıllık büyüme gördüğünüz gibi geçen seneye göre bir hayli bir performans kaybetmiş. Zaten 2022'ye
12'de %70 de zirve yapmış. Ondan sonra eğim aşağı doğru düşmede, hafif biraz toparlasa da eğimin yukarı gittiğini neden anlarız arkadaşlar? En az %50'lik bir büyümeyi tekrar görmemiz lazım. Performans bir daha yukarı giderse o zaman diyeceğiz ki ciddi ciddi şirkette düzelme var diyeceğiz. Şu anda çok erken konuşmak için. Şimdi fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'den bu yana gördüğü en düşük seviye 1.11'miş. Oradan bu yana öz kaynakla %114 giderken fiyat %293 gitmiş arkadaşlar. Fiyat öz kaynak büyümesinin neredeyse 3 katı diyelim arkadaşlar. Halka açıklık oranı 84. Oldukça yüksek bir halka açıklık oranı arkadaşlar. 5 yılın en düşük piyasa değer defter değeri 0.32. Şu anda 1.27, yaklaşık 4 kat yukarıda. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi 0.06. Çok cüzi bir şey. Bu dolar yukarı da gitse, aşağı da gitse şirketi çok da fazla etkilemeyecek arkadaşlar. Ondan haberimiz olsun. FK 2.84, piyasa değeri defter değeri 1.27, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 4.64 olmuş. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Defter değerimiz, yani bizim ortak olduğumuz hisse başı öz kaynak miktarı 3.45'miş arkadaşlar. Biz bunu ne kadar sürede 4.51 olur fiyata ulaşık diye baktığımızda o da 0.8, yani 10 ay sonra. Bu oran yüksek mi? Bence yüksek değil en azından. Zirve fiyatımız 5.77'ymiş. Şu anda zirvesinden yaklaşık 21.48 aşağıda 4.51 fiyatı arkadaşlar. Ciddi oranda bir zirvesinden kayıp yaşamış. Şimdi gelelim alternatif yatırımla kıyaslamaya. Defter değerimiz 3.45'ti. Bunu yıllık büyümeye çoğaltırsak. Bakın bilançoda tek başına kötü, onu da söyleyeyim. Neden? Hafif çeyreksel olarak bir değişiklik olsa da neden kötü? Çünkü enflasyonun altında büyüyen, yıllık büyümesi enflasyonun altında olan her şey kötüdür arkadaşlar. Şirket kendisini enflasyona karşı koruyamamış. Dolayısıyla kendisine hayır olmamış. Kendisine hayır olmayan şirketin yatırımcısına da hayır olmaz. Şimdi dedik bunu, gelelim alternatif yatırımla kıyaslamaya. Defter değerimiz 3.45. Bunu yıllık büyümeyle çoğaltırsak, %37.58'de çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak kazanacağımız para 1.30 lira. Peki biz ne veriyoruz? 4.51. Bu 4.51'i şirkete yatırsak 1.30 kazanacağız. Peki 4.51 faize yatırsak 1.98. 4.51'i bir duran varlık alırsak, yağ, şeker, un, tuz, ne alırsanız kendi ihtiyacınızı, enflasyondan kaynaklanan 2.46 kuruş kazancınız olacak. Dolayısıyla şu andaki performansıyla alternatif getiri şirketi 1.89 kat, 2 kat diyelim kabataslak, 2 kat yenmiş arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Olmamış diyoruz değil mi? Evet, olmamış. Yani alternatif getiri yenemeyince olmamış diyoruz. Peki ne olması lazım? Ne gibi problem var? Birincisi şu arkadaşlar. Şuradaki öz kaynak kazancımızın en az 2 katına çıkması lazım. %30. O zaman bu büyümenin ne olması lazım? En az 75-80 civarına çıkması lazım. Eğer bu büyümeyi siz ileride bu şirket bir yıl sonra %75-80 büyüyecek diyorsanız veya daha üstü, zaten daha tadına yenmez. O zaman sıkıntı yok arkadaşlar. Ama yok öyle düşünmüyorum diyorsanız o zaman ne olması lazım? Fiyatın gerilemesi lazım. Fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki o parayı faize ve enflasyona koyduğunuzda şu 1.30 var ya şirketin getirsin, onun altında bir getiriye sahip olması lazım. İşte o noktayı siz tespit edeceksiniz arkadaşlar. Atıyorum, kafadan sıkıyorum, 1 lira olsa 1 liranın getirisi ne olur? Şurada 55 kuruş olur. O zaman şirket onu 3 kez, 2,5-3 kez yenmiş olur değil mi? O zaman dersin ki bak ne kadar ucuz bir şirket buldum dersin. Peki fiyat yarın 10 liraya giderse ne yapacaksın diye altına yorum yazmayın. Bu beni ilgilendirmiyor. Fiyat nereye gideceğini bilmiyorum. Bilsem zaten kendim alırım, satarım arkadaşlar. Böyle bir iddiam yok. Böyle bir amacım yok. Yaptığım yorum yatırım tavsiyesi değil ki. Ben sana şunu vaat etmiyorum. Buradan al düşer, buradan al çıkar. Öyle bir yorum yapmıyorum. Yani yaptığım amaç da o değil. Nasıl ki fiyatı piyasa belirliyorsa ama değeri ben belirlerim arkadaşlar. Yatırımcı olarak ben belirlerim. Benim 4.51 kuruş param var. Ortaya koyarım. Şirkete yatırsam ne kadar kazanacağım? Alternatif getiriye yaptım. Ne zaman kazanacağım? Şirket ne zaman cazip hale gelirse
diğer getiriler yenerse işte o benim için değerdir arkadaşlar. O zaman derim ki şirket alternatif getiri yenmiş. Ben niye gidip paramı enflasyona ya da faize yatırayım? Şirkete yatırayım ya, şirket faizden daha çok getiri elde ediyor. İşte o nokta benim için o şirketin değeridir. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Bu gibi videolardan erkenden haberiniz olsun. Evet, sonuç itibariyle olmamış diyorum ve kendinize iyi bakın.